Üniversiteli ev arıyor bu arada Murat'cığım. Çünkü okulların açılmasıyla ve bütün bu anonslarla birlikte. Hele İstanbul'da tabii, of, evet. O kadar zor ki. Çünkü o kadar çok yani yabancı sığınmacımız var. O kadar çok hani Iraklısı, İranlısı, Afganı hepsi bir şekilde evlerdeler. Ve fiyatlar o kadar uçtu gitti ki. Valla öğrenci dostlarımız, aileleri ne yapacak bilmiyorum. Muhtemelen bir evde 4-5 kişi yaşayacaklar. Öğrenci işi diyorsun. O da zevkli bir aslında. Bakalım. İzleyelim. Fazla yüksek, o yüzden yurt düşünüyoruz. Gereksiz bir pahalılık var. Bir ev fazla yok bizim bu bölgede. Talep çok. Öğrenci göçü başladı, fiyatlar çok arttı. Hatta bazı kentlerde kira bedellerindeki artış oranı %40'lara ulaştı. Ama ona rağmen evler tutuluyor. Şu anda bulunduğumuz evde 3+1 0-1 daire, kira bedeli ise aylık 4000 lira. 4+1 5000. 3+1 3 ile 4 arası. Öğrencileri gerçekten mağdur ediyorlar. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması beklenirken 3 büyük kentte kiralık evde bulunamıyor. Emlak müşavirleri gelen taleplere yetişemiyor. Yaklaşık bir hafta 10 gün önceden bütün kiralıklarımızın hepsini şu an için vermiş bulunduk. Para etmeyecek evlere inanılmaz paralar ödüyorlar. Peki ama üniversitelerin en yoğun olduğu 3 büyük kentte ortalama kira fiyatları nasıl? İstanbul'da kiralar 1500 liradan başlıyor, 4000 liraya kadar çıkıyor. Ankara'da 1500 lira ile 2500 lira arasında değişiyor. İzmir'de de 1200 liradan başlayan kiralar 2500 liraya kadar çıkıyor. Bu pahalılıkla işimiz zor gibi duruyor. En son verdiğimiz evi dubleks daireydi. 3750 liradan kiraya verdik. Ev arayışım yok ama yurt arıyorum. İlk senem olduğu için yurtla. Sadece fahiş kiralar değil, salgının belirsizliği ve uzaktan eğitime dönüş ihtimali de öğrencilerin karar vermesini zorlaştırıyor. Öğrenci yurtlarına da talep çok. Yeni sezona 2 yılın öğrencisi birden geleceği için 2 sezonun şu an yoğun, evet. Koronavirüs nedeniyle pek çok özel yurtta yatak kapasiteleri de azaltıldı. Örneğin 4 kişilik odalar 2 kişilik odalara dönüştürüldü. Hal böyle olunca da fiyatlar %20 ile 30 oranında zamlandı. Minimum 18 bin lira duydum. Maksimum 30'a kadar çıkıyor. Bizde fiyatlarımız aylık 1800 liradan başlıyor. Yukarı doğru gidiyor. Öğrenciler henüz tercih aşamasında barınma sınavıyla karşı karşıya kalırken KYK yurtlarında fiyatlar daha uygun. Ben zaten KYK'da kaldığım için ben 330'a gidiyordum. Yani şu an 400 olur bence. Bu arada şu bilgiyi de verelim. Bugün son gün değil mi? Üniversite öğrencilerinin evet, seçimleriyle ilgili bugün saat 3.59'da. Ha öyle 15. mi? 59'a kadar. 16'da bitiyor. 3.59 yaptınız, vay yaptınız. Be. Vay evet. Arkadaş çok iyi. Şimdi kiralara bakarsak, şimdi baktığımız zaman hani arkadaşlar diyor çok gereksiz yerlere gereksiz paralar ödünüyoruz, evet. Ödüyoruz. Ya da öyle hani affedersin ama hani köpeği bağlasan durmayacak yerler de olabiliyor kimi zaman bu. Ve öğrenci ve ev sahipleri hiç hani evi yenileyelim mi, yenilemeyelim mi, kiradan düşeriz o dertte değil. Sen yoksan başkası var kardeşim diyor mesela. Talep çok. Talep fazla. Bir taraftan yani 2500-3000'lerden bahsediliyor. Bir ev için 4-5 tane mesela talep eden evet. Kişi var. Ev sahibi ya da emlakçı aradaki kişi ona göre evet. Karar veriyorlar. Konut fazlalığı var deniyor ama hele İstanbul gibi bir yerde atıyorum Beşiktaş'ta okulun tabi bilmem nerede mi tutacaksın 2 saat git 2 saat gel evet. O da büyük bir eziyet. Bir fiyat taraftan aralıkları da, tabii ki semtlere göre çok farklı bir hale gelebiliyor. Elbette. Bir de yurtlarda da bak yatak kapasitesini 4'ten 2'ye indirmişler tabii. Eşittir yurt ücretleri de artmış. O da %20 %30 üstüne koyuyor. Bir asgari ücret 2825 lira Türkiye'mizde. Baba çalışıyorsa anne de hadi yani bunlar ne yiyecek ne içecek. Çocuğun gideri sadece kira. Bir taraftan da İstanbul'daysa hele vay efendim yemesi içmesi zaten pahalı bir şehir İstanbul evet. Yani. Dünya çapında baktığımız zaman pahalı bir memleket. Bir taraftan dedim yemesi içmesi yani yol parası, yol parası bile 300-400 lira yani sadece aylık abonman vesairesi. Dolayısıyla gerçekten şu devir çok zor bir de Ebru. Abonman dedim bir anda ona takıldım. Abonman. Eskiden onlar vardı o biletlerle. Değil mi? Mavi kart vardı çok güzeldi evet. Bir ara. Evet. Bir de şu var. Hadi üniversitede arkadaşımız geldi Kırşehir'den Malatya'dan. İki gün sonra derlerse ki yani vakalar çok arttı arkadaş biz okulu yine online'a geçirdik. Ne olacak orada? Tabii. İşte bütün bu bilinmezlikler evet. Işığında. Ama dünya çapındaki kriz zaten bu tabii, yani tabii. Dışında okuyan bir ya çok. Ya baksana bir günde 216 kişi vefat etti dün. Yani tabii bir günde farklı. Bir otobüs dolusu insanımızı kaybederken şimdi bir uçak dolusu insanımızı kaybetmeye başladık. Yani ölümler bir hayli fazla artıyor. Allah'tan her birine rahmet dileyelim. Ama diğer taraftan da tamam vakaları mümkün mertebe azaltmaya çalışıyoruz. Ama her an her şey olabilir işte. Yani dolayısıyla yani büyük risk ya şu devirde okumak.
Kolay gelsin arkadaşlarımıza. Kolay değil. Hiçbir devirde anasına, kolay babasına, değil ama bu devirde ya. Birazcık daha zor. Hem çünkü aileler hem var. Öğrenciler bir için. Ya bir de yani pandemi var. Yani evet. bir de onun baskısı tabii. var. Ama buradan çıkan öğrencilerim ben hayatta çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Değil mi? Yani bayağı evet. bir kamikaze. Ama bu kadar zorlukların içerisinden insan kuvvetlenerek çıkar her zaman. Pekala, umudum.